Merhabalar. Bugün Hürriyet Gazetesi ile ilgili bir şey paylaşacağım. Bir arkadaştan aldığım bir bilgi. Şöyle, psikolojik harp elemanı veya elemanları çalıştırdığıyla ilgili. Şimdi buna ne diyorlar? Daha yumuşatarak psikolojik harpa algı yönetimi. Perception, İngilizcesi işte perception management. Çok masum görünüyor değil mi? Psikolojik harp, yani amiyane tabirle söyleyeceğim, affedersiniz. Her türlü puşluğu içeren, belden aşağılığı içeren, arkadan vurmayı içeren ne kadar lanet şey varsa hepsi bunun içerisinde. Bunlar işte tabii ki psikolojik harp uzmanı olarak geçmiyormuş. Algı yönetimi uzmanı olarak geçiyor. Bu adamların karakterlerini ben çok merak ediyorum ya. Yani tamam, reklamcıları da anlıyorum da, reklamcılarda da bir takım varyasyonlar var da, bu başka, bu nasıl bu parayı alıyorlar, bu parayı nasıl yiyorlar, nasıl boğazından geçiyor, nasıl akşamları rahat uyuyorlar. Neyse, buraya geliyoruz. Şimdi Hürriyet'le ilgili bilinen, eğer bilmeyen varsa bilenlere anlatsın. Hemen kısa kısa şunu onlara aktaralım. Çok son zamanlarda gündeme geliyordu biliyorsunuz Hürriyet'le ilgili. İşte 1 Mayıs 1948'de kuruluyor. 14 gün sonra İsrail kuruluyor. Bu bağlantıyı biliyorsunuz. İşte Sedat Simavi tarafından kurulmuş. Ne diyorlar? Sebateist diyorlar. Yani Yahudi'den dönenlere deniyor. Girmiyorum oraya fazla. Ondan sonra bunları biliyoruz. O 14 Mayıs 1948 İsrail'in kuruluşu, yine ben biraz rakamlara takılı bir insanım. Sanki geçen bir Soma videosu yaptım, orada Soma faciası 14 Mayıs 13 Mayıs'a denk geliyor. Acaba bir bağlantı var mı? Yani Mossad patlatmış olabilir mi? İşte yine o 14 Mayıs'ta bizim IMF'den son taksi devirip çıkmamız dedik. Bunları hallettik. Şimdi dönüyoruz. Yine Hürriyet'le ilgili o bildiğiniz Türkiye Türklerindir fitnesi. Yani hiç öyle Türklükle falan alakası yok. Sırf fitne sokmak için orada duruyor hala. Bunu o Avrupa'da bir yerde İngiltere İngilizlerindir desen, yani rasizm suçu suç olarak görülür. İnşallah belki bir gün suç duyurusunda bulunurum. İlk ben bulunurum. Dedik. Sonra bakıyoruz şöyle. Bazı istihbaratçı arkadaşlarla falan konuştuğumda, herkesle istişare ediyoruz ya, Hürriyet için kontrgerillanın önemli merkezlerinden biri diyorlar. Onu da ekledik. Şimdi mesela son medya okur yazarlığı diye bir şey çıkarttılar. Çok masum ve gariban. Bu oyunları, bu affedersiniz, bu puşukları medya okur yazarları falan anlamaz. Bakın, biz dahi içinde olduğumuz halde yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Şimdi onu da ekledik. Hemen ona gelmeden önce mesela bu gazetenin türettiği insanlar var. Sadece Hürriyet olmasa bile işte Günaydın vardı. Halil Sümavi'nin Günaydın'ı, oradan yetişen Ertuğrul Akbay. Pardon, Ertuğrul Akbay işte şimdi oğlu Sözcü'nün sahibi falan. Böyle hala harm, yani şey yapmaya, yıkıcılığa devam ediyorlar. Psikolojik harba devam ediyorlar. Vazgeçemezler. Dedikten sonra şimdi evet, onu ekledik. Şimdi mesela herhangi bir Hürriyet gazetesini aldığınızda şöyle bir birinci sayfaya baktığınızda
size çok masum gelebilir. Çok masum gelebilir. Ama bu dediğimiz psikolojik harp, algı yönetimi uzmanı, affedersiniz, puşlar öyle yapmıyorlar. Şimdi arkadaşımdan bu işlere senelerini vermiş arkadaşımdan aldığım notu birebir paylaşayım. Pek okumayı sevmem arkadaş. Bazıları diyor ki çok yavaş konuşuyorsun, işte okumak zoruma gidiyor. Spiker gibi hissediyorum kendimi. Ama bunu okuyacağım. Birebir okumak istiyorum. Çok kısa bir paragraf. Şöyle. İşte başka bir videomdan, şeyimden dolayı tebrik ediyor. Önemli bir ayrıntıya odaklaşmışsın diyor. Zurnanın zırt dediği yer aslında senin temas ettiğin yer. Bugün psikoloji imaj yaratılmasında, okurun ve izleyicinin yanıltılmasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Bakın, silah. Psikolojik harf ve silah. Bunu Türkiye'de en iyi kullanan mecraların başında Hürriyet gazetesi geliyor. Bir Hürriyet daha düne kadar ve hala bilmiyoruz, bu konuda uzmanlar çalıştırıyordu. Yani algı yönetim uzmanı diyor. Yani psikolojik harp elemanı veya elemanları. Atılan manşetlerin okurda istenen algıyı yaratması için her şey yapılıyordu. Yani haber önemli değil. Acaba okurda ne uyandırıyor? O önemli. Hangi puşluk uyandırıyor? Bakın. Mesela diyor, Hürriyet'te bir haber vardı bir tarihte. Arşivlerine girersek, ben bakamadım. Herhalde arşivlerde de buluruz. Buna bir sürü örnek var. Haberde Başbakan Erdoğan çocuklara, o dönemin başbakanı, yani kötü anlamda o dönemin demiyorum, paralelcilerin söylediği anlamda, çocuklara şeker dağıtırken bir fotoğraf yer alıyordu. Böyle bakıldığında haber masumdu, değil mi? Şeker dağıtan bir kişi. Hiçbir art niyet yoktu. Ama bu haberin hemen altındaki haber, falan ülkede çocuklara şeker vererek kandıran sapık yakalandı diyordu. O sayfaya bakan göz iki haberi birlikte algılıyor ve de Hürriyet bu haberiyle Erdoğan'ı sapık adamla eşleştiriyordu. Demiş ve tekrardan bu konuyu gündeme getirdiğim ve detayları ortaya koyduğun için bir kez daha tebrikler demiş. Teşekkür ederim. Şimdi görüyor musunuz? İşte gördüğümüz kadar masum değil. İşte mesela bir başka... Elimde Hürriyet şeyi var, birinci sayfası var. Mesela ne demiş? Şöyle bir göstermeye çalışayım ben size. Berkin'e ihanet. Şimdi savcıya silah dayanmış. Burada ne yapacaksınız? Savcıyı mı düşüneceksiniz? Berkin'e ihaneti mi düşüneceksiniz? Yani bir sürü şey var. Işık var. Peki... teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.